Sevgili izleyenler, İzmir Alsancak'tan sizlere sesleniyoruz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Özkan'la birlikteyiz. Kendilerini tanıyarak sohbetimize başlıyoruz. Ben 1966 Ankara doğumluyum. İlkokulu Ankara'da okuduktan sonra ortaokul ve liseyi İzmir'de Bornova Lisesi'nde bitirdikten sonra Ege Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdim. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortopedi ve travmatoloji anabilim dalında asistanlığımı bitirdikten sonra aynı üniversitede doçentliğimi ve profesörlüğümü aldım. Ortopedi uzmanıyım. Aynı zamanda el ve mikrocerrahi üst ihtisası diplomam var. Daha çok el ve üst ekstremite cerrahisi ile ilgilenmekteyim. Evliyim ve bir çocuğum var. Hocam, ilk olarak alanınıza giren hastalıklardan bahsedelim istiyorum. Hangi hastalıklar bu alana dahil oluyor? Şimdi tabii ortopedi ve travmatoloji çok geniş bir alan. Sonuçta kas, kemik, iskelet sisteminin tüm problemleri ortopedi ve travmatolojiyi ilgilendiren alanlar. Travmatoloji ise ayrı bir bölüm tabii. Yani kazalar, işte buna bağlı olan kırıklar, işte kas yaralanmaları, bunlar da ortopedinin alanına giriyor. Ben genel olarak bu bölümün üst ekstremite, yani omuz, dirsek, el cerrahisi, el ve bu bölümüyle ilgili olan problemlere bakıyorum. Travmalarla özel ilgim var, travmalarına. Yani kırıklar diyoruz buna. Özellikle de üst ekstremite kırıklarının cerrahi tedavisinde özel bir ilgim olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam, sizler alanınıza yönelik hangi tedavi yöntemlerinizi uyguluyorsunuz hastalarınıza? Şimdi tabii ortopedi ve travmatolojiyi ortopedi ve travmatoloji olarak iki bölüme ayırdığımız zaman ortopedi bölümünde özellikle kas ve eklemle ilgili olan problemler ön plana çıkmakta. Özellikle benim konuma baktığınız zaman omuz problemleri özellikle son dönemlerde çok fazla yaygın. Kişilerin ortopedi polikliniklerinde özellikle en fazla yakınlıkları problemler omuz bölgesi problemleri. Burada en önemli noktalar şunlar, tabii teknolojinin ilerlemesiyle beraber bu yöntemler değişmeye başladı. Hastalara yaklaşımımız değişmeye başladı. Cerrahi tedaviler çok değişmeye başladı. Minimal invaziv yöntem dediğimiz, yani küçük deliklerden girerek yapılan yöntemler daha favori yöntemler olmaya başladı. Biyolojik tedaviler, işte PRP tedavileri veya kök hücre tedavileri son zamanlarda özellikle ortopedi alanında daha sık olarak kullanılmaya başlanan yöntemler olarak karşımıza çıkmaktalar. Hocam, ameliyat gerektiren rahatsızlıklarda daha çok açık ameliyat mı tercih ediyorsunuz, kapalı ameliyat mı tercih ediyorsunuz? Yani bu hastanın isteğine göre değişen bir şey mi? Şimdi esasında bu indikasyonuna göre karar verdiğimiz bir şey. Hastanın tercihi genellikle internetin de olması ve internette insanların genelde okuyarak karşımıza gelmesiyle kapalı yöntemler, yani kapalı yöntem dediğimiz yöntem şu. Açmadan küçük insizyonlarla yapılan işlemler. Ancak tabii her işlemi böyle yapabilmeniz mümkün değil. Bunların belli indikasyonları var. Bazı hastalarda bunları yapabilmeniz mümkün değil. Hasta ne kadar istese bile bunun ona zararlı olabileceğini söylememiz gerekiyor. Ama genel olarak baktığımızda artık işlemlerin birçoğunu kapalı yöntem dediğimiz ya da anahtar deliği yöntemi dediğimiz yöntemlerle uygulayabiliyoruz. Özellikle artroskopilerde, eklem artroskopileri bu yöntemlerden bir tanesi. İşte omuz bölgesine, dirsek bölgesine, el bileği bölgesine, dize, ayak bileğine, kalçaya artık artroskopik olarak girerek birçok hastalığı tedavi edebiliyoruz. Kendi konumdan örnek verecek olursak, omuz bölgesinde mesela artroskopik yöntemler son 10 yıl içerisinde inanılmaz bir gelişme gösterdi. Özellikle rotator manşet yırtıklarında, omuzun çıkıklarında omuz habitüel çıkıkları dediğimiz tekrarlayan çıkıklarında artık kapalı yöntem altın bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Hastaları kapalı yöntemle, yani artroskopik bir yöntemle çok rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Artroskopik yöntem dediğimiz yöntemi kısaca
betimleyecek olursak hastaları bir küçük bir boruyla eklemin içine giriyoruz. Borunun ucunda bir kamera var. Bu kamera televizyona yansıtıyor görüntüyü. Biz de televizyona bakarak eklemin içerisinde ne olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ve yine özel aletlerle eğer orada bir yırtık varsa veya herhangi başka bir patoloji varsa bunu çok rahatlıkla bu şekilde tedavi edebiliyoruz. Peki bu neyi sağlıyor? Bir, postoperatif ağrıyı azaltıyor. Ameliyat sonrası ağrı, çünkü belli bir kas kesmediğimiz için ağrısı çok belirgin derecede azalmış oluyor hastaların. Diğer bir nokta ise küçük insizyonlar olduğu için estetik yönünden, özellikle bayanlar yönünden daha önemli. Ama artık erkekler de son zamanlarda estetiğe önem veriyorlar. Estetik yönünden de önemli. Çok küçük insizyonlar olduğu için skar dokusu dediğimiz nedbe dokusu çok az oluyor. Diğer bir yöntem, diğer bir özelliği ise hastaların işe dönüşü çok daha hızlı oluyor. Günümüzde gerçekten çok hızlı dönüyor işler. Hayat çok hızlı devam ediyor ve buna bağlı olarak da insanlar çok uzun süre işten güçten kalmamak istiyorlar. Çünkü bu bir para sonuçta. Ona bağlı olarak da bu tür yöntemlerle yaptığımız ameliyatlardan sonra kişilerin işe dönüşü açık yönteme göre çok daha farklı. Bu da tabii çok büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer bir avantajı ise hastaların ameliyat sonrasında hastanede kalış süreleri son derece az. Belki aynı günde çıkartıyoruz, bazen de sadece bir gün tutarak hastaları çıkartıyoruz. Bu da tabii ameliyat maliyetini inanılmaz derecede düşürüyor. Bu da çok önemli bir avantaj tabii. Peki hocam, hastalar bu tarz ameliyatlardan sonra nelere dikkat etmeli ve neler yapmamalı? Şimdi tabii bu da geniş bir soru esasında. Tabii hastalığın şekline göre ve tipine göre hastalara verdiğimiz ameliyat sonrası öneriler farklılaşıyor. Ama ben yine hani omuzla ilgili olarak konuşacak olursak ve artroskopik minimal invaziv yani küçük insizyonlarla yaptığımız yöntemde konuşacak olursak özellikle bir tendon tamiri yapıldıktan sonra hastaları genellikle biz 4 hafta bir askılı yastıklı bir askıda tutuyoruz. Nedeni de şu, şimdi yaptığımız ameliyat ne kadar minimal invaziv olsa bile sonuçta tendonu kemiğe yapıştırdığınız noktada sizin anlayacağınız dille dübeller koyuyoruz. Bu dübellerin içinden ipler çıkıyor. O ipleri yırtık olan kastan geçtikten sonra tekrar kemiğe tutturuyoruz. Tabii bu betonarme bir bina değil sonuçta yaptığımız bir işlem. Sadece o iplere bağlı bir düzenek kuruyoruz. Sonuçta baktığınızda betonarme binalar bile belli bir strese geldiği zaman yıkılabiliyor. O yüzden hastaları belli bir dönem içerisinde korumamız gerekiyor. O yüzden hastaları ameliyat sonrasında özellikle bilgilendiriyoruz. Neleri yapmaması gerektiği, hangi şeylere dikkat etmesi gerektiği ve ne kadar süre sonra spora veya işe dönebileceği konusunda bilgilendiriyoruz. Bu çok önemli. Ama şöyle söyleyeyim, kapalı yöntem yaptığımız hastalarda özellikle fizik tedaviye uyumluluk ve hastanın belli bir süreç içerisinde işe dönüşü çok belirgin olarak kısalıyor. Peki hocam, hastalarınız en çok hangi rahatsızlıklarla sizlere başvuruyor? Şimdi tabii bana gelen hastalar daha çok üst ekstremite problemleriyle geliyorlar. Üst ekstremite dediğimiz omuz, dirsek, el bileği, el problemleriyle geliyorlar. Ama baktığınız zaman ortopedi polikliniklerine de genellikle karşımıza çıkan hasta grubu daha çok omuz problemleriyle karşımıza gelen hastalar. Omuzun ağrısıyla, omuz ağrısıyla geliyorlar. Omuz ağrısı çok büyük bir konu. Yani birçok nedeni var. Ama özellikle orta yaş hastalarda yani 45 yaşın üzerinden itibaren omuzda rotator manşet dediğimiz döndürücü manşet yani kolu yukarıya doğru kaldırıp rotasyon yapan adale grubunda belirgin derecede dejenerasyon ortaya çıkıyor ve hastaların birçoğunda omuz sıkışma sendromu dediğimiz sıkışma sendromuyla geliyorlar. Hastalar genellikle gece ağrıları, özellikle üzerine yatma sırasında ağrı ve baş üzeri aktivitelerde ağrı ile karşımıza geliyor. O yüzden ben özellikle hastalarımıza şunu söylemek istiyorum.
belli bir noktada süregelen bir ağrısı mevcutsa muhakkak ve muhakkak bir ortopedist tarafından görülmeli ve ona yönelik olarak da tedavisi belirlenmeli.